görüşmek. Değerli halk arkadaşlar, çok sevgili partimizin değerli üyeleri, sayın belediye başkanım, değerli hemşerilerim. Öncelikle önümüzdeki 5 Aralık'ta yapılacak olan ilçe kongremize yönelik adaylık açıklamama katıldığınız, verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi bundan 1,5 yıl önce Keşan'da bir görev değişimiyle tekrar göreve geldik. İlimizin atamasıyla daha sonra ilçe kongremizle birlikte yönetimimizi oluşturduk. Yönetimimizle birlikte görev taksimlerini hızlı bir şekilde yaparak hemen ayağımızın tozuyla önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bulduk. Bu anlamda yönetimimiz ve diğer çalışma arkadaşlarımız, belediye başkanımız hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini organize olarak gerekli çalışmalarımızı yaptık. Akabinde 7 Haziran genel seçimleri, 1 Kasım genel seçimleri. Yani böyle bir yoğun tempo içinde sizlerin büyük katkısı ve özverisiyle, partiye olan sorumluluk anlayışınızla Keşan'daki tüm bu çalışmaları ortak bir anlayış içinde çok sağlıklı yaptığımıza inanıyorum. Bunun sonucu olarak da gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde Keşan'daki oylarımızı arttırarak devam ettik. Ancak Türkiye'deki genelde arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Buradan şu çıkıyor ki, yani her zaman Keşan bunu yapmıştır, Edirne bunu yapmıştır ama böyle bir organize, birlik, sağlıklı bir çalışma anlayışı içinde yönetimlerimiz, üyelerimiz dayanışma içinde olursa Türkiye'de de genel seçimlerde çok daha sağlıklı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ben bu anlamda gerçekten samimi yürekle söylüyorum. Keşan'daki bu 1,5 yıl süre içinde seçimlerde hepinizin çok yoğun katkısı oldu. Özverili bir çalışma içinde oldunuz. Başta belediye başkanım olmak üzere hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Böyle bir karşılıklı özveri ve saygı çerçevesi içinde arzu ettiğimiz seçimleri en sağlıklı şekilde yapıp iyi sonuçlar aldık. Bundan sonra da bu anlayış çerçevesi içinde bu çalışmalarımızı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarafsızlık ilkesi içinde, başında da göreve geldiğimden bugüne tarafsızlık ilkesi içinde eğer bana görev verirseniz bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu ülkenin bize ihtiyacı var. Bütün iyi yürekli insanlar bizde, bütün aydınlık yüzler bizde, bütün iyi düşünen insanlar bizde, ülkesini seven, ülkenin bütünlüğünü, insanların, yoksul insanların iyi yaşamasını, refah içinde yaşamasını her söyleminde bunu dile getiren insanlar bizde. Ancak maalesef ki ülke genelinde bir türlü iktidar olma şansını yakalayamadık. Umuyorum bu kongreler ve önümüzde yapılacak kurultay en yakın genel ve yerel seçimlerde yönelik bu anlamdaki ülke genelindeki eksiklerimiz, sıkıntılarımız nelerdir tespitini yaparak bazı bölgelerde alınan sonuçları da bir model örnek alarak önümüzdeki genel yerel seçimlere hazırlığını yapacaktır diye umuyorum. Biz de bu konuda elimizden gelen katkıyı hep birlikte vereceğiz. Değerli arkadaşlar, 5 dönemdir burada üst üste
birlikte yerel seçimleri kazanıyoruz büyük çoğunlukla. Bunlar birer tesadüf değil. Bunlar da Keşanlı hemşerilerimizin, partililerimizin, yerel yönetimlerde görev almış arkadaşlarımızın büyük çalışma ve arzusu, gönüllülük esasına dayalı, hiçbir menfaat karşılığı beklemeden gönüllülük esasına dayalı çalışma duygularıyla bu sonuçları her zaman alıyoruz. Bundan sonra da almaya devam edeceğimize inanıyorum. İnanın, siyasi hayatımda hiçbir zaman hedefim şuraya bir başkan, şuraya bir belediye başkanı, şuraya bir milletvekili olarak olmadı. Tamamıyla gönüllülük esasıyla bu anlayışa, bu partiye, bu düşünceye, bu insanlara hizmet etmek gibi bir hedefi seçtim kendime. Ama şartlar insanları yeri geldiğinde belli yerlere taşıyor. Sen istesen istemesen de toplumun işaretiyle bir yerlere varmış oluyorsun. Elbette ki siyasette bir takım hedefler olmalı. Ülke yönetimine talibim dersin, insanların refahını daha iyi sağlamak için talibim dersin. Belediye başkanı olup bu ilçeme, beldeme, köyüme daha iyi hizmet etmek istiyorum dersin. Bu hedefler muhakkak olmalı. Bu herkesin çok demokratik hakkıdır. O anlamda şunu söylemeye, şuraya gelmeye çalışıyorum. Yani böyle hedefim direkt bir makam ve koltuk hesabı yapmadan, ortak anlayış içinde, kimseyi dışlamadan, birlik ve bütünlük içinde çalışmamızı sağlamak gibi bir hedefi kendime seçtim. Bu yolda da devam edeceğim. Sizlerin yeter ki bu katkı ve anlayışı, desteği benim yanımda oldukça ben her türlü fedakarlık içinde olacağıma inanmanızı istiyorum. Değerli arkadaşlar, çok da lafı uzatmak istemiyorum. Bugün eski ilçe başkanlarımızdan rahmetli Bilal Ergeç'in babası vefat etmiş. Öğlen namazında Hersekzade Camii'nden alınacak cenazesi. O anlamda ben bugün buraya katıldınız, bana destek verdiniz. Ancak bu burada kalmamalı. Muhakkak önümüzdeki 5 Aralık İlçe Kongresi'nde başka arkadaşlarımız da aday olmayı düşünebilir. Bu anlamda hepsi bizim arkadaşımız. Bu parti içi hizmet yarışıdır. Hiçbir zaman birbirimize küslük, dışlama, ayrıştırma düşüncesini getirmemeli. Hedefimiz bu partiye hizmet, hedefimiz bu ülkede bir partimizi iktidar yapmaktır. Ben katıldınız, hepinize sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kongremizin, ilçe kongremizin Keşan'a hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Şeyler yaşayabiliyoruz. Bir buçuk sene önce partide bir görev değişikliği oldu. Daha önce üç dönem yaptınız. Kısmet oldu. Dördüncü dönem görev üstüne kaldı. Diğerli oraya kaldı. Yılların partililik bilinci içerisinde yükü sırtını aldı sevgili abimiz. Ve belki şimdiye kadar hiçbir ilçe başkanı nasip olmayan bir buçuk yıl içerisinde üç tane büyük seçim, iki genel seçim ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşamak kısmet oldu. Ve örgütüyle birlikte hep bir olduk bu seçimlerden ciddi oy olarak cumhurbaşkanlığından 7 Haziran'da daha fazla, 1 Kasım'da daha fazla oyumuzu arttırarak Keşan'da gerçekten güzel bir partililik örneği sergiledik ve bu süreci de Sayın İlçe Başkanımız gerçekten yılların verdiği deneyim ve tecrübeyle bana göre çok iyi yönetti. Sonuçlardan da bu belli.
Önemli olan burada farkımız 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde gerçekten ülke genelinde beklediğimiz başarıyı yakalayamadı. Ama bu bir toparlanma süreci olacak bundan sonra. Biz önce kendi içimizde iş dinamiklerimizin bazen iç yarışın dozunu kaçırıp düşmane hasmane tavırlara girdiği dönemler gördük. Bunu silecek olan bu yeni yönetimdir. Gelecek olan yeni yönetimler görevidir. Gerçekten bir toparlanma dönemine ihtiyacımız var. 2019 haberli olmaz. Belki 2019 öncesi etrafımızda bir takım uluslar arası hoş olmayan şartlarla karşı karşıya ülkemiz ne olacağı belli değil. Her zaman yine bir dinamik şekilde motiver bir seçime hazır olarak durmamız lazım. İyi bir yönetim kadrosuyla burada partiyi toparlamak muhtemelen hedefi kendileri de ifade etti. Bizler de ona yardımcı olacağız. Kırgınlık, küskünlük yok. Birlik, beraberlik var. Karşımızda %50'ye yakın oy almış bir iktidar var. Hatalarımızı yukarı doğru nasıl düzeltiriz? Yukarıdan aşağı partiyi nasıl tekrardan daha diri, dinamik ve söyleyeceği söylemlerle, felsefelerle iktidar yapma yolunda bir toparlanma sürecini yaşamamız gerekiyor. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Saygı Mözenevi'ye başarılar diliyorum. Evet, açıkça söylüyorum. Bir parti büyüğüm olarak her zaman belediyede de bir danışmanım oldu. Çünkü sosyal demokrasiyi çok iyi bilen bir insan. Partideki yılların tecrübesiyle bütünleştirmeyi sağlayacağına inandığım bir insan. Kendisine de desteklerimi buradan ifade ediyorum. Şedostun. Burası sana.